başım dönerken, kalbim yanarken, hayat sönerken, ah yine vatan. Hüseyin Köycü, 20 Şubat 1895'te Erzurum'un sonradan Şenkaya ilçesi olacak olan Örtülü Köyü'nde doğdu. Babası devrin ünlü halk ozanı Hıfzı Efendi'dir. Hüseyin Köycü 12 yaşına geldiğinde Kur'an'ı ezbere okuyabilen, Arapça ve Farsçayı bilen, babası gibi şiirler yazan bir çocuktu. Bu arada tarih, coğrafya, edebiyat ve iktisat konularında kendini geliştirmesi için kitaplar getiriliyor, adeta özel bir öğrenim görüyordu. 17 yaşında yörenin en büyük köylerinden olan Örtülü Köyü'ne muhtar seçildi. Köy odasında halkı eğitmek için öğrendiği bilgileri onlara aktarıyordu. Ülkemizin işgal altında bulunduğu yıllarda halkın milli şuurunu tetikleyen şiirler yazıyordu. 1916 yılında yazdığı İslam destanını köyün gençleri yardımıyla çoğaltarak etrafa yaymaya çalışıyordu. Çok özgün şiirleri var. Halk şiiri tarzında yazıyor. Dörtlükler halinde ya da beyitler halinde yazıyor. Toplumsal sorunlara değiniyor. Kişisel sorunlara, sevgiyi, aşkı, doğa güzelliklerini, çevre konusuna giriyor. Ve o gazetede, 4 sayfalık gazetede her alanda bilgi var. Örneğin 7 renk sohbet. O 7 madde koyuyor. Son derece ilginç söyleşiler. Yani bir kalem erbabı. İnsanı hayrete düşüren bu. Bir o zamana göre ilk öğrenim sayalım ya da 5 sınıflı bir ilkokuldan çıkmış bir insan bunları nasıl başardı? Besbelli ki zeki insan, üstün yetenekleri var ama otodidaktik biçimde kendi kendini geliştirmiş olması seçkin bir insan olmasını sağlamış ve bir toplum önderi. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin dar bir kapsamda uygulayıcısı olmuş. Oltu ve Havalisi'nde düşmana karşı örgütlenme çalışmalarının tamamında Örtülü Köyü'nden Hüseyin Efendi, Hüseyin Sırrı başta geliyordu. 1917'de Oltu Gizli İslam Cemiyeti'nin kuruluşunda yer aldı, Kosor yani Akşar Nahiyesi ve Örtülü Teşkilatlarını kurdu. 1918'de Oltu'nun kurtuluşunda önemli rol oynadı ve Kosor Nahiye Müdürlüğü görevine tayin edildi. Aynı yıl Kars'ta Milli Müdafaa Teşkilatı olarak kurulan Milli İslam Şurası kurucu üyesi oldu. 1919'da Cenubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti kurucu üyesi, Oltu Milletvekili ve Meclis İdare Amiri seçildi. Aynı yıl Allahu Ekber Cephesi Komutanlığı da Hüseyin Sırrı Efendi'ye verildi. Bu hükümetin İngilizler tarafından dağıtılmasından sonra Oltu Serbest Gençler Teşkilatı'nı kurdu ve başkanı oldu. İkinci Oltu Şurası üyeliğine seçildi. ...1920'de Oltu İslam Terakki Perver Cemiyeti'nin kurucusu ve umumi katibi oldu. Bu yıllarda Kazım Karabekir Paşa'nın Kars'ta çıkardığı Haftalık Varlık Dergisi'nde makaleler yazmaya başladı. Kendisinin veciz bir sözü vardı. Ne mutlu çalışanlara, çalışmaya alışanlara, bilgide yarışanlara ve herkese barışanlara. Hüseyin Köycü herkesle barışık olan insanları severdi ve böyle olmasını isterdi. Bilgide yarışmayı da daima herkesin öğrenmesi gerektiğini ve bilgili olmasını isterdi. Çalışma konusunda da insanın her yaşında çalışabileceği, yapabileceği bir iş olduğunu, mutlaka bir şeyler yapması gerektiğini bilirdi. Elimizi, ayağımızı, eteğimizi dünya işlerinden çektik, bir kenarda oturuyoruz diyen insanlara kabul etmezdi ve onlara kızardı. Daima çalışmak ve çalışmaya alışmak bir insanın temeli olmalıdır derdi.
1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ve Atatürk'ün ışığının bütün yurdumuzu aydınlatmasından ve Anadolu'muzun düşman işgalinden kurtulmasından sonra Hüseyin Efendi kendisini ölümsüzleştiren eserlerini vermeye başladı. Çok kitap okurdu. Yani kendine ait bir odası vardı. Bir kanepe var, önünde bir masa. Sabah kahvaltısını yapar, çıkar dükkan, alışveriş de yapardı oralarda. Dükkana gider, biz toplarız kahvaltısını, masasını düzeltiriz. Öğle yemeğin zamanında gelir, girer odasına. Biz yemeğini götürür, koyarız, çıkarız. Kitaplar, lügatlar, artık masanın üstü kitap dolu. Önce köylünün eğitiminden başladı ve bu yıllarda köye öğretmen getirip gençleri eğitmek için özel okul kurdu. Savaş bize toplu olarak bilgi dairesinde çalışmamızın gerekliliğini öğretti diyordu. Hüseyin Köylü'nün her adımı ve her nefesi bir eğitim ve bir geliştirme, efendim, bir topluma yardım oluyordu. Yani anlatmakla bitmez. Hiçbir zaman boşa giden bir olay yoktur. Her vesilede bir örnek olmuştur. Her hatayı düzeltmiştir. En ileri görüşleri öğretmeye çalışmıştır. Örnekler vermiştir. 1925'te Oltu İlçesi İdare Heyeti üyesi ve 17 yıl boyunca Erzurum İl Genel Meclisi üyeliğinde bulundu. Bu dönemde yaptığı çalışmalar ve cesaretinin örnek anekdotları dillerde dolaşmaya başladı. Hüseyin Köylü'nün yapmış olduğu her şey ders niteliğinde aslında. Evli kadınların aile ekonomisine katkıda bulunabilmesi için çalışmasını teşvik etmiş. Her doğan çocuk için mutlaka bir fidan dikilmesini önermiş. Kız çocuklarının okuması için çok büyük çabalar sarf etmiş. Kendi evine okul yapmış, kendi parasıyla okul yapmış. Köyde imece usulüyle okul yapılmasını teşvik etmiş. Bunun gibi birçok anısı var. Bir tane anısını anlatayım isterseniz anekdot niteliğinde. Radyo ile ilgili bir anı bu. 1936 yılında köye radyo getiriyor. Halk evine koyuyor bu radyoyu. İstiyor ki köy halkı gelsin, radyo ile tanışsın. Dünyada neler oluyor görsün, Türkiye'de neler oluyor dinlesin. Türküler dinlesin, eğlensinler. Ve birçok insan da geliyor, kabul ediyorlar, dinliyorlar. Gayet büyük bir keyifle, eğlenerek dinliyorlar. Fakat bir grup var, yaşlı bir grup. 80-90 yaş civarında. Bunlar inanmakta güçlük çekiyorlar. 1936 yılı olduğuna göre işte 1840-50 doğumlu insanlar bunlar. Bu da onları inandırabilmek için Ankara'ya gidiyor. Ankara Radyosu'nda bir ekonomi programına konuk oluyor. Aynı anda da insanları, köydeki insanları radyo başına topluyor. Ve bu ekonomi programında yaptığı konuşmanın arasında da bu kişilerin isimleriyle sesleniyor. İşte falanca aileden Mehmet Efendi, merhaba şeklinde. Bu şekilde de inanmaya başlıyorlar insanlar. Bu yaşlı insanları da inandırıyor. 1928'de köyde halka açık şirket ve kooperatif kuruyordu. Çevre ilçelerinde şirketten hisse almalarını sağlıyordu. 1929 yılında Örtülü ve Havarisi'ne örnek olursam bu çalışmalar ülkemizin birçok yöresine örnek olur diyerek adına Sarı Karton Projesi dediği kalkınma planını kaleme aldı. ...34 yıl sonra İngiliz bilim adamı Tony Bowson aynı yöntemi, yani zihin haritalama yöntemini yeniden bulduğunu söylemişti. Yine 1920'li yıllarda köyüne imece usulüyle ilkokul yaptırarak eğitim seferberliği başlatıyor. Özellikle kız çocuklarının okutulmasına yönelik çalışmaları daha o yıllarda yapan köycü, kalkınma planında yazdığı aktiviteleri harekete geçirerek köyünü ilçe yapma yolunda hızla ilerliyordu. 1930'lu yıllarda eğitici ve öğretici tiyatro eserleri yazıp sahneye koyarak çevre ilçelerde turne düzenleyen köycü, evini ortaokul yapımı için bağışlamıştı. İnsana yapılan yatırımın değeri anlatılamaz. Rahmetli Hüseyin Bey bunu Türkiye'de en iyi anlamış insanlardan biri. Üstelik bunu uygulamaya geçiren insan. Doğrusu ben bir film çekecek olsam, onun o köydeki o küçük köy okulunu açtıktan sonra kendi cebinden öğretmen parasını vererek mütemadiyen ilçeye gidip de işte ebe istemesi, kitap istemesi, yardım istemesi, okulun büyütülmesini istemesi, o devlet kapısından halk adına hak koparmaya çalışması, bu benim, yani onun filmini çekerim ben. Sonunda galip geliyor çünkü en sonunda işte gelip o köyü devlet köyü yapıyorlar.
İşte yeni harflere geçildiği için daha da kolay oluyor eğitim. Ondan sonraki bu köy içindeki ve köyler arasındaki o bilgi yarışmaları, onlar beni olağanüstü etkiledi. Ben de bir iki öyle köye gitmiştim. Bu köy öncüleri, bu kanaat önderleri, bunlar işte Batı'nın misyoner dediği insanlar gibi inançlarını, doğru olan inançlarını, ileriye götürecek uygar inançlarını topluma yayan büyük akıncılar. Bu akıncıların olmadığı bir memleket ayağa kalkamaz. 1932 yılında Erzurum Halk Evi Köycülük Şubesi Başkanı olan Köycü, kalkınmanın köyden başlamasının Yılmaz savunucusu olduğundan 1934'te soyadı kanunu çıkınca kendisine köycü soyadı veriliyor. Köyün ve yörenin ağaçlandırılmasına çok önem veriyordu. Bu maksatla tiyatro eserleri, makaleler, şiirler yazarak ağaçlandırma bayramları düzenler ve devlet yeşil yapraktır derdi. Baharın yıldızı evet yeşil yapraktır. Çiçeği mor kırmızı servet yeşil yapraktır. Bir babanın aşikar yavrusuna nesi var? En kıymetli yadigar elbet yeşil yapraktır. Bu toprak, bu toz nedir? Çalış. Kuru söz nedir? Kır bayırın, boz nedir? Devlet yeşil yapraktır. ...1946'da Örtülü Köyü ilçe olur ve Şenkaya adını alır. Köycü uzun yıllar bu ilçenin belediye başkanlığını yapar. 1950-55 yılları arasında Şenkaya gazetesini çıkarır. 1954'te bağımsız milletvekili adayı olur, 12 oyla seçimi kaybeder ama üzülmez. Benim asıl görevim milletimin mecanni avukatlığıdır diyerek çalışmalarını sürdürür. Maddi her imkanını köyü için harcadığından maddi sıkıntıların yanında şeker hastalığı da yakasını bırakmaz. Bacağı kesilir ama yine boş durmaz. 1957 yılında Türkiye Ufak Partisi'ni kurar, genel merkezi il dışında olan ilk partidir ve amblemi kurşun kalemdir. Son yıllarında kurduğu bir siyasi parti kuruyor ki genel merkezi il dışında olan tek partidir. Şenkaya'da adına da Ufak Parti diyor. O tarihte İstanbul gazetelerini topluyor. Bacağı kesik protezi bekleyen, koltuk değnekleriyle oturan bir kişi ünlü gazetecilere beyanat veriyor. Ve de hepsinde ana fikir şunu diyor. Diyor ki ben adına birisi böyle istihzayla diyor ki ya Hüseyin Bey diyor niye adına Ufak Parti dediniz? Ve sonradan gazetesinde yazıyor. Diyor ki herhalde bir köy muhtarı gelmiş bir parti kurmuş. İşte oğlu birkaç ahbabı yönetiminde adına da Ufak demiş. Diyor ki burada ruh büyük diyor. Cevap veriyor. Ertesi gün tekzip ediyor bir başka gazetede. Varsın diyor ufak kafa düşünen, görüşü dar olan insanlar istihza etsin ama ben burada bir ruhun peşindeyim. İşte oraya parti tüzüğü olarak da 1931'de Atatürk'e yazdığı ülkemizde olmasını istediği mesela diyor ki konuşma teşkilatı kurulsun köylerde. Herkes diyor en az lise mezunu olacak kadar mesleği başında eğitilsin. Yoksa biz her şeyi devletten niye bekleyelim? Ufak Parti tüzüğüne bunları alıyor. Hüseyin Köycü 1958 yılında bacağına protez yaptırmak için geldiği İstanbul'da 31 Ocak günü hayata veda eder. Siz benim çiçeklerimsiniz. Siz açtıktan sonra tohumlarınızı alıp bütün Anadolu'ya serpeceğim.